Bas. Bas. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araçta marş var ama araç çalışmıyor. Niçin çalışmıyor ve kendi çapımızda araç sahibi olarak ne yapabiliriz? Şimdi bunu anlatacağız. Arkadaşlar aracımızda marş dönüyor. Demek ki marş motorunda, akümüzde herhangi bir sorun yok ama aracımız çalışmıyor. Kurtarıcıya takıp servise götürmek yerine önce kendi çapımızda ne yapabiliriz? Nasıl bir önlem alabiliriz? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Buna bakacağız. Tabii bunun en başta gelen sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar yakıt. Aracımıza yakıt gelmiyorsa ve bundan dolayı da aracımız çalışmayabilir. Dolayısıyla önce kontrol etmemiz gereken kısım yakıt arkadaşlar. Bakın mesela bu araçta ve pek çok araçta yakıt filtresi var. Görünür yerde ise kontrol etmemiz çok kolay. Mesela bu araçta yakıt filtresini kontrol ettiğimizde benzin olmadığını görüyoruz. Çünkü bu aracın çalışmamasının sebebi araçta benzin olmaması, yakıtın gelmemesi. Şimdi aracımıza yakıt gelmemesi ve bunun sonucunda çalışmamasının çözümleri nasıl olabilir peki? Şu şekilde aracımızdaki benzin pompası çalışıyor mu? Önce ona bakmamız lazım. Bunun için de yine her aracın arka kısmında benzin tankının genelde üzerinde bir pompa olur. Benzin pompası. Siz kontağı açtığınızda benzin pompasının bir sesini duymalısınız. Sesi olması lazım. Eğer benzin pompasına ses gelmiyor ise demek ki benzin pompamız arızalı. Arkadaşlar benzin pompamız çalışıyor fakat aracımıza benzin gelmiyor ise burada olduğu gibi bakın benzin filtresi boş. Bunu anlayabiliyoruz. Bu sefer ne yapmalıyız? Anlamalıyız ki aracımızda yakıt bitmiş. Hemen bir benzin bidonu ile aracımıza benzin almamız bu noktada çözüm olacaktır. Biz servisimizde çalışmayan araçları pratik bir şekilde niçin çalışmadığını anlamak için genelde şu görmüş olduğunuz kelebek boğazı girişini açarız. Ve buradan arkadaşlar bir sıvı yakıt püskürtürüz ve aracın bu şekilde geçici de olsa çalışmasını sağlarız. Ki bu da bir yöntemdir. Bu şekilde araca yakıt gelmediğini ve yakıttan dolayı aracın çalışmadığını anlamış oluruz. Arkadaşlar yine marş basıyor ve araç çalışmıyor. En önemli sebeplerinden bir tanesi ateşleme sistemi. Şimdi nasıl kontrol ederiz? Kendi çapımızda ateşlemeyi nasıl kontrol ederiz? Çok basit. Buji kablosunu bakınız buradan çıkartıyoruz. Buji açıkta. Marşa bastığımızda buradaki ateşlemeyi görüyor olmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızda ateşleme var mı? Bunun kontrolü için hemen buji kablosunu gördüğünüz gibi çıkardım. Ve şimdi marşa bastığımızda burada motora doğru bir ateşleme, bir arkın olmadığını göreceğiz veya olduğunu göreceğiz. Buradan aracımızda ateşleme var mı yok mu bunu anlayabiliriz. Marşa basalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ark oluşuyor. Demek ki aracımızda ateşleme var. Şimdi bir de ateşleme olmadığını görelim. Çıkart abi bobini. Evet şimdi arkadaşlar. Araçtaki ateşlemeyi kestik. Bir de böyle deneyelim bakalım. Marşa basalım. Bakın marşa bastığımızda artık ateşlemenin yani arkın olmadığını gördük. Demek ki araç bu durumda ise ateşleme kesmiş durumda. Bu noktadan sonra ne yapabiliriz? Hemen aracın ateşleme kısmının kontrolünü yapmamız gerekiyor. Demek ki bujilere ateşleme yani ark gelmiyor bobinden. Bujilere doğru bir aktarım yok. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar ateşlemenin olmadığını gördükten sonra yapmamız gereken kontroller şu şekilde olmalı. Bu bobinden çıkan kabloları, bakın burada buji kabloları var. Bobinden çıkan kabloları kontrol edebiliriz ki bobinin hemen giriş yerlerinden çıkmış olabilir. Çok da başımıza gelen bir durum. Bobin kablolarını kontrol edebiliriz. Bobinle ilgili problem olabilir. Yine bu noktada aracın ateşleme ile ilgili probleminde çok da kendi anlamımızda, kendi açımızdan yapacağımız bir şey yok. Bu anlamda aracı yetkili bir servise götürmekte fayda var. Arkadaşlar marş basıyor, araç çalışmıyor. Bir başka sebebi immobilizer. Pek çok araçta olan bir özellik immobilizer, immo. Yani hırsızlığa karşı aracı koruyan bir önlem bu. Immobilizer bozuksa, immobilizer çalışmıyorsa tabii bunun da çeşitli sebepleri olabilir. Aracın orijinal anahtarı kullanılmazsa bunu yapabilir veya
yine anahtar pili bittiği zaman bu başımıza gelebilir. Immobilizer çalışmıyorsa yine araç çalışmaz. Marş döner ama marş almaz, araç çalışmaz. Bu noktada bizim nasıl anlamamız gerekiyor bunu? Immo işareti çıkar. Yani ekranda anahtar işareti çıkar, immobilizer işareti çıkar ve aracın immobilizer'dan dolayı çalışmadığını anlarız. Bu noktada yapmamız gereken yine çok basit. Aracın anahtarının pilini kontrol edebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz anahtar orijinal mi, bunu kontrol edebilirsiniz. Bu noktada kendi çözümlerimizi üretebiliriz. Arkadaşlar, bu anlattığım konuların dışında yine pek çok sebep olabilir aracın çalışmaması noktasında. Kablo sorunları, elektrik sorunları olabilir. Yine kötü yakıttan dolayı aracın yakıt filtresi tıkanmış olabilir. Tıkanmış, ezilmiş borulardan dolayı araç çalışmayabilir. Yine aracın benzin enjektörleri arızalanmış ise araç marş yaptığı halde çalışmayabilir. Ateşleme modülü arkadaşlar, ateşleme modülü bobinle beraber çalışan bir parçadır ve o arızalandığı zaman yine, bakın ateşleme modülü hemen şurada bobinin kenarında olan bir parça, arızalandığı zaman araç çalışmaz. İşte bu saydığım durumlarda ise kendi çabamızla yapılacak bir şey yok demektir. Bu noktada bir kurtarıcı vasıtasıyla aracı servise çekmekte fayda var veya gezici bir servisten araç başında yardım almakta fayda var. Arkadaşlar, yine aracın çalışmaması konusunda çok başımıza gelen bir başka konu da krank sensörü. Krank sensörü pek çok araçta olan bir parça. Krank devir sensörü, krank okuyucu diye geçer ve krank sensörü arızalanan araçlarda yine ateşleme keser. Yine kendi çabamızla çok fazla yapılacak bir şey yok. Servisin krank sensörünü değiştirmesi gerekiyor. Arkadaşlar, krank sensörü her araçta farklı yerde olabiliyor. Bu araçta hemen şu kapağın altında görünmüyor ama şunun altında krank devir okuyucu sensör bulunmakta. Şu kapağın altında. Ama her araçta bulunan bir parça. Arkadaşlar, benzinli bir aracın çalışmama sebeplerini sıralamaya çalıştık. Bunların bazılarının, bazı sorunlarının çözümleri kendimizden olabilir. Kendimiz çözebiliriz, elimizden gelebilir ama bazı sorunları bulunduğu yerde çözemeyiz ve bir servise ihtiyacımız olabilir. Bu noktada bir servisten yardım almakta fayda var. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Alas mı aldık?